Başka çarem yok değil mi? Nasıl uydum senin aklına? Uydum da bunları başıma getirdim. Nerede görmüşler? Yakalayamamışlar mı? Peki tamam. Bir şey olursa haber verirsiniz. Hayrola? Kötü bir haber mi var? Hamza Alçak'ını Adana sokaklarında görmüşler. Öyle mi? Bu çok iyi bir haber. İyi mi? Elbette. Demek ki hala Adana'da. Bütün giriş çıkışlar tutulduğuna göre er geç yakalanacaktır. Yılanın deliğine girse de bulunacak. Yaptığının hesabını verecek. Hiç kimse kurtaramaz onu elimden. Sen niye gelmiştin? Şu... İşçilere verdiğin haklar konusunda kararlı mısın? Elbette. Vardiyalar 8 saate inecek. Fazla mesailer ücretlendirilecek. Öyle mi? Öyle. Bu yaptığınla fabrikayı büyük zarara sokuyorsun Serap. Hesap ortada. İstersen bakabilirsin. Bu zararla ayakta durmamız imkansız. 6 ay sonra iflas bayrağını çekeriz. İşçilere bir söz verdim. Bana güveniyorlar. Ne demek işçilere söz verdim Serap? Bu fabrika için çok çalıştık. Bilhassa da Muzaffer. Verimliliği nasıl arttırırım? Daha fazla nasıl kâr ederim diye gece gündüz çalıştı. Kafa patlattı. Üstelik o işçiler gibi 12 saat falan da değil. Bazen 18 saat, 20 saat. Dışarıdan makineler getirdi. Çalışanları eğitti. Kısacası bugünlere kolay gelinmedi Serap. Aldığın mirasta Muzaffer'in alın teri var. Ama böyle giderse hepsini kaybedeceksin. Bu fabrikayı da, diğer malları da. Bunu mu istiyorsun? Tabii ki hayır. Sadece işçilerin rahat çalışmalarını, mutlu olmalarını istiyorum. Fabrika kapanırsa ne olacak söyler misin? Ha? Fabrika kapanıp işsiz kalırlarsa daha mı mutlu olacaklar söyler misin? Bilmiyorum. Bir yolunu buluruz. Ne yapmamız gerekiyor? Yapılacak tek şey var Serap. Muzaffer'in servetine sahip çık. Aksi takdirde... Ben de bu ortaklığı daha fazla sürdüremeyeceğim. Böyle bir hataya göz göre göre katlanamam. Bak Serap, artık bu fabrikada bir işçi değilsin. Bu fabrikanın bir işçiye değil, patrona ihtiyacı var. Safını seç. Sen mi geçireceksin beni Hudut'tan? Yok, ben seni Adana'dan çıkaracağım. Ne vakit geçeceğiz? Sabret bakalım, hava körelsin önce. Emmi, biz nasıl geçeceğiz? Bizim de kendimize göre usullerimiz var elbet. Ama işin riski büyük, ne olacağı belli mi olur? Bak hele ya, nasıl bir çukura soktun beni? Herkes kendi çukurunu kazar.
Dosyaları inceledim. Söylediklerini de düşündüm. Haklısın. Eğer onların istediklerini yaparsam fabrikayı büyük zarara uğratacağım. Onlara iyilik yapayım derken işsiz bırakacağım. Hakikati görebilmene sevindim. Eski nizama devam ediyoruz o halde. Evet. Ama bunu onlara ben söyleyemem. Anlıyorum. Merak etme. Ben izah ederim vaziyeti. Arkadaşlar, fabrikamızı bugünkü vaziyetine getirmek için hepimiz çok çalıştık. Her türlü zorluğa azimle mukabele ettik. En çetin sınavları el birliğiyle, muvaffakiyetle geçtik. Sizler için zor olduğunu biliyorum. Ama biz... Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.